Ege Yazgan hocam, bu arada böyle faiz üzerine çok konuşuyoruz. Bir kere söylemiştim, bir daha tekrar edeyim. Yani neyse etmeyeyim, sonra söylerim. Ege hocam buyurun. Şimdi bu manipülatif, spekülatif işlemler var dedi Sayın Nebati de mesela. Ne ola ki? Yani dıştan kaynaklı değil, içten kaynaklı dedik. Dövizle ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. Toparlar mı? Faiz art, mesela faiz düşmese Perşembe günkü toplantıda bu bir işe yarar mı? Düşse daha da tırmanır mı? Yoksa burada bir sakinleşir mi? Abi. Şimdi toplantıda genel kanaat 100 bas puanlık bir düşüşün olacağı yönünde. Yani yapacağı. Şimdi buradan sonra da bir süre belki Merkez Bankası'nın beklentiler önümüzdeki ondan sonra Ocak, Şubat ilk çeyreğinde önümüzdeki yılın duracağı şeklinde bir genel bir beklenti var. Şimdi bu işe yarar mı? Sorduğunuz soru bu. Ne anlamda işe yarar mı? Yani döviz durur mu? Çünkü bütün derdimiz aslında baktığımız zaman dövizin sakinleşmesi. Çünkü enflasyonun da ardındaki en önemli şeyin biraz önce Erhan'ın da güzel anlattığı işte belirsizliği yaratan ve aslında hedefimiz olan bu politikanın hedefi düşük faizle hedeflediğimiz politika olan üretim artışı, istihdam artışının önünde duran neden de bu döviz kurundaki ve fiyatlardaki bu belirsizlik. Yani şimdi bizim burada o zaman demek ki döviz kurunu ve enflasyonu kontrol altına almamız lazım. Böyle bir politika acaba yani dursak veya biraz indirsek dursak acaba engeller mi? Sorumuz bu. Bence engellemez. Şimdi onu söyleyeyim. Yani evet burada tahmin etmek çok zor. Erhan'a katılıyorum ama şu durumda yani negatif reel faizin yaklaşık 6 bas puan hatta daha fazla olduğu bir ortamda faizi indiriyorsunuz ve enflasyon sürekli yukarı doğru gidiyor. Yani reel faizi daha giderek makası daha da fazla açıyorsunuz. Reel faizi yani TL'den herkes kaçmak istiyor. Böyle bir ortamda. Şimdi TL'yi de piyasaya da veriyoruz. Kredi de var değil mi? TL de piyasaya geliyor, krediler de geliyor. Şimdi TL'yi alan bizim amacımız ne? O krediyi alanın üretim yapması. Ama şimdi biraz önce Erhan anlattı. Bu ortamda nasıl üretim yapacaksınız? Yani ben yatırım kararı vermek için önümü görmem lazım. Fiyatların ne olacağını bilmem lazım. Böyle bir ortamda o zaman demek ki TL'yi eline geçiren ne yapacak? Ya dövize gidecek. Çünkü kendini enflasyondan korumaya çalışıyor. TL faizi de enflasyondan korumaya yetmiyor kendini. Bu gelen para yani ekstra gelen para üretime değil, yatırıma değil, dövize. Nereye? Başka varlık fiyatlarına, ev fiyatlarına veya mala bulabildiğiniz kadar bir an evvel fiyatlar sürekli artıyor. Alabildiğiniz kadar mal alın, alabildiğinizde nasıl olsa. Şimdi böyle bir ortamda enflasyonun ve dövizin birbirini de besleyen bir sarmal bu. Zaten herkes de bunu biliyor. Durması bana göre çok olası değil. Yani çünkü bu kadar negatif bir reel faizin olduğu bir ortamda bizim kurdaki artışı ve enflasyonu durdurmamız pek böyle olası olabilecek değil. Ana tez ne? Bu ne diyoruz? Gelen TL ile ve hem de döviz düşük, ihracat sektörlerine yatırım yapılsın. Evet, ihracatımız iyi gitti. Ekim rakamları iyi, çok iyi görüyoruz. Burada büyüme de geçen sene gayet iyi gitti. Onu da görüyoruz ama bu faiz indirimleriyle birlikte biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi öyle bir belirsizlik ortamı yarattık ki bu ortamda zaten iç piyasaya üretim yapıyorsanız sizin yani yatırım yapmanız için hiçbir neden yok. Dış piyasaya yapıyorsanız da ki bu sizin için çok zor çünkü yine önünüzü göremiyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Herkes de bir anda ihracatta yönelik üretim yapmaya doğru, yatırım yapmaya doğru geçmesini de beklemek yerinde olmaz. O yüzden ben size vereceğim cevap sizin sorunuza böyle bir ekonomik politika ile devam edersek biz kurdaki artışı da enflasyondaki artışı da durdurmamız mümkün olmaz gibi geliyor bana. Büyük ihtimalle uzun vadede belki çok uzun vadede ne olur onun cevabını vermek mümkün değil bu kadar çünkü belirsizliği yarattıktan sonra tekrar ekonominin kendi kendini toparlayacak bir mekanizmasının olması lazım. Onu da ufukta göremiyoruz şu anda maalesef. Çünkü istikrara ihtiyacımız var. İstikrarı ufukta görmemiz gerekiyor Yani bir an evvel. kur şu Evet. aşamadan itibaren faizden bağımsız olarak gidiyor. Öyle mi anlayayım? Hayır. Yani faizi düşürmese bile diyorsunuz.
çok etkisi olmaz. Başka bir yere bağlı dolar kendini. Olmaz. Çünkü negatif reel faizi TL'yi değerli hale getirmek istiyorsanız negatif reel faizi ortadan kaldırmak zorundasınız. Başka takdirde şöyle düşünün. Faizi indirmesin. 15'te tutsun. Sürekli enflasyon artıyor. Sürekli enflasyon artarken enflasyon 21'de önümüzdeki ayda da Ocak, Şubat, Mart enflasyon için çok sorunlu aylar. Artmaya devam edecek. Yani TL'nin siz faizi sabit tutsanız dahi TL'yi giderek bu enflasyon nedeniyle cazip hale getirmeyi, yani burada TL'den kaçışı hızlandırıyorsunuz. Enflasyon yukarı gidiyor. Faiz sabit olsa dahi burada cezalandırmaya devam ediyorsunuz. Elinde TL tutanları bu nedenden dolayı bu haliyle, faiz sabit kalsa bile bu haliyle pek mümkün gibi görünmüyor bana. Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satışını döviz rezervini eritmek olarak görüyor musunuz? Öyle düşünen akademisyenlerimiz var, ekonomistler var. Böyle şeyler yazıp çiziyorlar. Şimdi veya söylüyorlar da. Bizim yayınımıza konuk olanların da söylediği bir şey. Buyurun. Şimdi şöyle izah edeyim. Tabii ki Merkez Bankası bu seviyelerde piyasanın şu andaki hali biraz önce bu anlattığımız yapıdan dolayı kimse yani elindeki dövizi bozdurmak istemiyor. Yani piyasada dövizi satan yok. Döviz kazanan, eline döviz geçiren döviziyle dövizini bozdurmak ve satmak istemiyor. Alıcı mecburen var çünkü dövize ihtiyacımız var. Herkes döviz kullanmak zorunda, dışarıdan ithal edecek mallarımız var vesaire. Dolayısıyla alıcı var, satış yok. Bu arada dolayısıyla fiyatlar çok hızlı bu durumdan dolayı sığ diyor piyasalar. Yani sığ demek ufacıcık bir alıcının bile, az bir miktarda bir alıcının bile fiyatları hızla yukarıya doğru satıcı olmadığı için çekebildiği bir ortamdayız. Şimdi buna teknik olarak aslında tam da böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın müdahale etmesi uygundur. Çünkü burada Merkez Bankası müdahalesinin amacı buradaki bu aşırı oynaklıkları engellemektir. Ama şimdi şöyle bakalım. Şimdi Merkez Bankası'nın bu durumda bu aşırı oynaklığı engellemek için döviz satıyor. Ama siz dövizin yukarıya giden ana mekanizmayı yani negatif TL reel faizini engellemediğiniz sürece siz bunun önünü kesmeniz böyle mümkün değil. Belki evet çok sert yükselişi önleyebilirsiniz. Mesela diyelim ki müdahale etmeseydi kur alıp başını 15.5'a giderdi, 15'e giderdi. Evet siz belki 14.5'ta biraz tutabilirsiniz ama yukarıya doğru inmeyi yani negatif reel faiz altında siz TL'yi piyasaya vermeye devam ettiğiniz zaman, ucuz TL'yi piyasaya vermeye devam ettiğiniz zaman yukarıya doğan döviz kurundaki inmeyi engellemeniz mümkün değil ve dolayısıyla sürekli de bu piyasa yapısı da bu ortamda değişmeyeceği için sürekli de bu oynaklıklar oluşacak ve Merkez Bankası da sürekli bu ani oynaklıklara müdahale etmek zorunda kalacak. Nereye kadar? Elinde böyle bir döviz rezervi yok Merkez Bankası'nın. Yani zaten dikkat edin biz bunun için 2018'e geri dönelim bu sorunuzun cevabı. Ne oldu? Orada bunun bedeli belli. Herkes biliyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 128 milyar dolarda 6,5 seviyesinde kuru tutmaya çalıştık, tutamadık. 128 milyar dolar yetmedi kuru tutmaya. Bugün de yetmeyecek. Yani evet doğru biraz oynaklıkları sert hareketleri engellemek de başarılı olabilir ama yukarıya doğru gidişini engellemek de bu ortamda bence başarılı olması mümkün değil maalesef.